Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni videomuz bu. Aracımız abimizin aracı, bize geçen hafta getirmişti. Bu araçlarda volant, baskı balata bozulduğu an aracımız ne yapıyor? Bir marka F, bir marka balata çifreye koyduk. Bakalım motor titremesi nasıl? Bas! Bakın balata çifreye durmuyor arkadaşlar. Videoda belli olmuyor ama titreme görün. Bu ne yapıyor? Direksiyona kadar gidiyor bakın. Şu an bilene. Evet, üst şabet. Şimdi bu aracın arkadaşlar kilometresi 2015 model olması lazım. 1636 beygir. Şimdi bunun volantını çökeceğiz. Volantında neler var onu göreceğiz. Başlayacağız arkadaşlar. Bir çökelim. Bunun için enjektörünüzü veya da motor beynini, eko beynini bunlara baktırın. Ama bundan yapmaz. Enjektörden yapmaz. Motor beyninden yapmaz. Motor kulağından yapmaz. Ondan yapmaz. Bu aracın genetik hastalığın, yani çoğumuzda usta şoförler de var. 200 binle değiştirdim de oldu. Hiçbir şey yok. Ama bu kullanıcıya aittir. Veya da ayak çok tutmaktandır. O yüzdendir. Bir daha basayım o görsünler. Evet. Bu titreşim şu an motor bayağı bir titriyor. Bu balanslı çalışıyor. Volant tamam İbo, başla. Sök mamsalı. Şimdi bu balanslı çalıştığı için motoru titretip İçerideki direksiyona kadar hissedebilirsiniz. Direksiyondaki hissettiğiniz an anlayın ki volant bozuktur. Volantı çökeceğiz. Araç sahibi de burada bekliyor. Bakacağız neler olacak. Bu aracımızın da Astra H kasa volantı bozuk. Onu da değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, şanzımanımızı çöktük. Kullanıcı olarak dikkat etmeniz gereken, debriyajı fazla ayağınıza tutmayın. İbo Burayış'a bunu da yıkayalım oraya. Evet İbrahim, gel göster bakalım volantımızı. Volantımız yanmış, kavrulmuş yani. Abicim bu senin hatan. Ayağı fazla tutmuşsun. Burada ifadeye bakalım. 10 milyar verince abi. Arkadaşlar şu maliyeti 9500 lira. Bunun içinde bakım malzemesi de var. 8.300 lira malzeme tuttu. 9.000 kaç para verdin abi? 9.700 lira var. İşçiliği var işte. Çöker mi bu? Evet. Baskı balataya geliyorsun. Arabayı nasıl salladığını gördünüz. Bak, evet. Abi yakmışsın resmen ya. Evet arkadaşlar, bu volantımızı baskı balataya çöktük. Şöyle koyalım. Çeviri yakmış abi. Bilyaları da almış, evet. Volantın göbeğine bakalım arkadaşlar, evet. Çok iyi bu. Evet, göbeği görüyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde aşağı düştüğü için, böyle yapalı döndüğü için, yapalı döndüğü için ne yapıyor? Araba balansı çalışıyor. Balans bayağı kırılmış yani. Evet, bunu çökeceğiz, değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, volantı çöktük. Stüdyoda da izlemiştirsiniz. Bakın volantımızın içindeki dağınan yeri arkadaşlar. Bu içindeki bunun normalde orijinalinde Masura Bilya var. Masura Bilya dağıldığı için yeni nesilli de şey yapmışlar, presi yapmışlar. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun videosunu yaptık, yapacağız. Zincir kısmımız burada. Evet arkadaşlar, bakın bu kutunun içinde açtığımızda 3 tane kağıt koymuşlar, daha 4 tane. Evet, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu size anlatacağım. Çıkartayım onu. Şimdi bu volantı taktığımızda debriyajı tanıtmanız lazım. Yani balata manuel olduğu için
debriyaj sivicini, debriyaj padanında bir tane sivic var. Onu diyor ki, tısa bakabilirsiniz buradan. Bunu nasıl montaj yapıldığını veya da MDI cihazıyla kodlamanız lazım. Onu da göstereceğim size. Volantımız burada, yeni volantımız. Birçoğu volantımız da burada balanslı çıkıyor. Bununla balanslı yok. Okuyucu temizledin mi bu? Evet arkadaşlar, bu şekilde arkadaşlar okuyucumuzu da temizleyeceğiz. Çapak ve metal dolmuş buraya. Onu da temizleyelim. İbo okuyucuyu çıkart onu. Bakın yeniyi görüyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde bakın yeni iyileştirilmiş. Eskisi de burada zaten. Dağılmış burada. Okuyucuyu böyle temizleyin ki araba çalıştığında metal tozlarını. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye gerek yok. Ya metal tozu. Bilyanın burada aldığı şey. Debriyajımızı kuracağız, bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu aparatını ayarını yaptık. Merkezlemeyi ayarlıyor arkadaşlar. Bunu tam orta göbek var ya, göbeğe göre ayarladık. Şimdi tork değerinde sıktık. Şanzımanımızı bu şekilde merkezledikten sonra bu şekilde çıkartıyoruz. Burada debriyaj bilyasını da oturtturduk yani arkadaşlar. Yenisi burada. Bu şekilde eski parçalarımız da burada. Yerine oturtturacağız arkadaşlar. Bir ondan sonra takalım yerine. Bakalım araçta titreme durumu ne durumda. Şimdi arkadaşlar arızamıza baktık. Arızamızı çözdükten sonra şanzımanı biz bitirdik. Şimdi burada ayarlarımızdan gösteriyoruz burada. Diyoruz. Hani bunu diyorlar ya, burada ayar yoktur falan. Bakın şimdi şuradan buradan sıfırlama ayarına geleceğiz. Öğretme ayarı veya da sıfırlama kompresi diyoruz. Burada motor diyor, egzoz gazı diyor. Debriyaj öğretme, pedalını konutma öğretmen diyor. Basıyoruz abi. Bakın bilgisayarda ne diyor burada? Debriyaja basın tutun. Debriyaja bastık. Mantığa kapattık, debriyajı öğrettik. Evet arkadaşlar, aracımızın yağ bakımını yaptık. Volant baskı balata değişti aracımızda. Debriyajın değiştiğini araca bilgisini verdik. Kontağı açın, teyit edin diyor. Açtık. Başarıyla geçti diyor. Evet arkadaşlar, aracımızı çağırıyor. İbrahim marşa bir geç oğlum. Evet arkadaşlar, burada değerli Borusan çalışan arkadaşlarımız BMW'de. Mini Cooper'da çalışan BMW bölümünde kardeşlerimiz buraya ziyarete gelmiş. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Aracımızda baskı balata, volant, debriyaj seti, bunlar değişti. Çalıştır. Evet arkadaşlar, aracımızın bakımını yaptık. EGR borusunu temizledik. Gaz ver İbo, enjektörler boş. Ver. Evet, bırak. Şimdi bir tane spreye koyacağız. Evet arkadaşlar, aracımızın baskı balatası, debriyaj bilyası, motor yağı, yağ filtresi, hava filtremiz ustamız yanlış takmış, onları düzelttik. Yağ bakımını da onardık.
Bilal abimiz burada. Bilal abicim, tavsiye üzerine geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah. Ne yaşadın? Sabah 7.30'da geldim buraya. Sabah aracımı çalıştırdığımda zaten geri vitese geçmiyordum. Evet. Baskı balatonu daha önce söylemiştim sen bize. Evet abi. Gittik, takımları aldım. Ya doğru bir yere geldiğimden zaten bana arkadaşlarım tavsiye etti burayı. Allah razı olsun. Montaj esnasını gördün abi. Montaj esnasında yanında durdum, bekledim. Bütün evet, filtrelerimizi gördün, doğru mu? Detaylı bir şekilde hepsini temizledik. Araç şu anda faal halde. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ ol abim. Şimdi rotayına götüreceğim. Bilal abicim, bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür değerli ederim. Değerli abonelerimize telefon trafiğini falan hepsini gördün değil mi? Hiç susmuyor yani. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın de. Bir daha çalsın bu. Evet arkadaşlar, aracımızda yakıt sistemi boş olduğu için şu an aracımız tamam, yıkamasını yapacağız. Ondan sonra rotaya götüreceğiz. Bir bakalım arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.